etnik grubu ortadan kaldırıyoruz. Yani Dinmiler, Şiiler, anlatabildim mi? Bir nevi o gruba savaş açıyoruz gibi bir şey. Ya yani burada kazanan kim oldu? Büyük oranda biz olmuş olduk. %36'ya yakın bir parti popülaritemiz var şu anda çünkü. Yani bir nevi öyle bir şey yaptık diyebiliriz. %3 asker alımı da buradan alalım. Şu an için 11-12K'ya yakın bir silahımız var. Bu da demek oluyor ki biraz daha asker de basabiliriz de şu an için aciliyeti yok, biraz kalsın. Fabrikadan yana herhangi bir kaybımız olmadı. Kaynaktan yana herhangi bir eksiğimiz gediğimiz yok abi. Şu İzmit tarafındakileri basmaya devam. 18 fabrikalı da şu an için hala inşaat yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim için sıkıntılı bir durum. Ama bir şekilde çözeceğiz. Başka bir çaresi yok. Hocam şu vergi tarafını biraz daha arttırırsak %25 kansımı vursa kadar düşerim. Eyvallah da en azından fabrika debufflarından da kurtulurum. Eyvallah da %10 stability debuffını bir kere daha yemek ne kadar mantıklı? Bir şey söylemek zor. Yani şu an için değil ya. En azından biraz stabilitemiz artsın. Ondan sonra duruma göre bakarız. Allah Ahmet'im, sıkıntı yok. Çevir oldu zaten belli de dert değil yani. İyi. Silah gelsin, manpower gelsin. Sonrasında takır takır ordular gelir hocam. Dert değil. Hepsi kolay şeyler. Lan bu suyu da nedense bir türlü açamıyorum. Kapattım mı? Valla kanka bende de senden az var desem böyle çok fazla bir İngilizce bilgim yok maalesef. Görüşürüz burada birim. Yine de eyvallah. Ne diyeyim yani, bay diyeyim, anla kanka sen anlıyorsan. Şimdi şu elde biraz PP var. Ben o PP ile acaba diyorum şu Kırım tarafını yoklayabilir miyim? Şu Macar tarafını acaba yesek boğazımızda takılı kalır mı? Ya da Safavi tarafına ben o arada yürüsem. Yani Safavi tarafında bu coğrafyada takılıp kalmak adama ne kadar ağır gelir? Şu ajanlığın en azından ağasından azıcık anlasak. Yani zaten eyvallah 18 fabrikalı inşaat yapmaya çalışıyorum da 5 tanesiyle ajanlığı biraz ayakta tutmaya çalışayım abi şu an çünkü eksikler var. Bayağı eksikler var. Ben şu orduyu Safavi tarafına çeksem. Safavi tarafında herhangi bir supply up var mı? Sadece Bağdat tarafında var. Bu hoş bir durum değil. O yüzden ben şu Erzurum tarafına bir ufak supply up atayım. Sonra o attığım supply up'ı da Erzurum tarafından Trabzon tarafına bağlayayım. Lan dur dur, vazgeçtim oradan, iptal et onu. Trabzon Erzurum arasına da bir demir yolu çaktık abi. Oradan biraz daha yürütürüz. Da bu Gürcistan tarafında neden supply yapıyor abicim? Batum tarafında liman normal oyunda. Neden onu da kestiniz? Batum tarafını kullanırdık belki. Lan bunlar bağımsızlığa mı koşuyor? İnşallah koşamıyordur. Ne diyeyim yani. Neyse ben bunları bir ara şey yaparım ya, gerekirse yatırım matırım bir şekilde çözeriz. Hicaz Micaz tarafı biraz gördüğüm kadarıyla askerlenmiş. Kırım tarafındaki askeri mevcut nedir abi? Oo güzel, Kırım da güzel asker basıyor. Kırımcı fabrika slotun 11, güzel. 5 fabrikası falan vardı, güzel basmış. Tripoli 11 fabrikaya çıkmış, bu da güzel. Bu nasıl 23 fabrika oldu lan? Ne satıyorsun sen dışarıya? Demir satıyor, güzel de demir satıyor. Odununu benden alıyor. Bu da güzel. İyi. İlk Cezayir tarafına yürürüm o zaman ben. Kartelim Musul tarafına gerek yok. Çünkü Bağdat tarafı zaten besleyecektir. Musul tarafına atamam. Çünkü kanka 20 mi production ya. Safevi tarafında var mı?
İsfahan'da var. O da bayağı uzak. Yani alt taraftan aldığımız Sapa'yla biraz yürürüz diye düşünüyorum. Kafkaslar tarafı da tamamıyla ölü durumda abi. Güzel. Tamamıyla yandık yani. Yani şu debuff'tan acaba yırtar mıyız diyorum da, o debuff'tan yırtana kadar ben en azından şurada bir Persi arada kaynatayım ya. Şu Persi arada kaynatalım gitsin abi. 90 gün 90 gün yürürüz gider ya bir şekilde. Eğer ki ittifaka katılmazsa benim için mesele biter abi. Ama ittifaka katılırsa işte o zaman uğraştırır. 42 kişi yaşıyor şu bölgede. İyi, biraz askeri alım da geldi. Şuradan Victim and Power da gelecek. Güzel ya. Ya güzel gidiyoruz. Eyvallah da şu stability biraz rahatlasaydı o zaman daha güzel olacaktı. %41 şeyimiz var. %33 Yeniçerilerin şeyi. Yeniçerileri direkt olarak hatta ortadan kaldırsak daha da güzel olacak ama o kadar kolay olmuyor tabii ki. Valla bir aşiret falan Ahmet öyle yani. 42 kişi yaşıyor kanka şu bölgede, şu coğrafyada. O tarihlerde Süveyş kanalı açık falan. Hakikaten Süveyş kanalı açık mı lan? Açık. Panama kanalı o da açık. Oyundaki saplayapları silmeyi biliyorlar. Ama kanalları silmek akıllarına gelmiyor herhalde. Yani şu sivil fabrika da aslında iş yapabilirdi. Aristokrat tarafı arttırmanın manası yok abi. Onu bir kere geç. Yani bunları da çok fazla arttırasım yok sivil fabrika için. Rıza Gürman'a bak. Ajan fotoğrafları iyiymiş ama. Ajanlıkta bir kriptoloji istiyorum özellikle. En azından şu dünyadaki ülkelerin neyi var neyi yok bir onu görmek istiyorum abi. Özellikle de Fransa'yı görmek istiyorum. Çünkü Fransa o tarihlerde bile çok çok yani en güçlü diyebileceğim bir ülke. En azından onları görmek istiyorum o yüzden. Abi %15 stability yani öldürmüyor ama süründürüyor yemin ediyorum. Safaviciğim kaç günümüz kaldı hocam? 30 günü devirmişiz. 60 güne Safavi'yi yedik mi gerisi bir daha kolay. 60 gün son 10 gün kala 15 gün kala falan orduyu çekerim. Ordunun tamamını çekmem muhtemelen 2-24'lük bile yeterli olacaktır. Safavid'in ne kadar bir ordusu vardır takribi olarak hocam biliyor muyuz bir şeyler? Hiçbir şey bilmiyoruz abi. Ne kadar güzel. Valla Safavid tarafını toparlarsak en azından Afgan topraklarını falan da almış oluruz. Bu da güzel. Zaten Hiva Buhara tarafını da alacağız. Kazak tarafı herhangi bir şekilde bir papıtlık durumu falan söz konusu değil. O yüzden oradan biraz daha rahatlarız. Yani duruma göre Kink'e kadar gireriz hocam. Gerekirse Asya'yı toplarız. Ne yapayım yani? Nepal bir butan bunun şeyi mi lan? Yok, ilişki geliştiriyorlar sadece. Oradan belki Mughal. Sonra döner tek kalemde Avrupa. Bu kadar basit abi. Güçlenmemiz lazım abi. Güçlenmemiz lazım. Çok fazla eksiğimiz var. Bu eksiklerden hızlıca bir şekilde kurtulmamız lazım. Support ekipman neye gidiyor lan? He, bostancılara gidiyor. Gitsin o kadar da bir şey olmaz. 40 tane kli kalsın. Tabi bir anda şimdi bu kadar fazla dünya genelinde savaş var ki şu anda gördüğünüz gibi Venedik tarafı var. İngiliz-Fransız savaşı var. Bir yandan Kongo'yla şeyler falan herhalde bunlar en Afrika'da mı savaşıyorsunuz lan birbirinizle? Bu kadar savaş olunca da oyun tabii ki bir ufak yavaşlamaya oturuyor abi. İyi, kriptoloji de geldiğine göre hocam bir Fransızınkini bir alalım. Kaç gün diyor?
960 gün. O zaman kriptoloji bölümüne bir ufak yatırım yapabiliriz abi. Ya en azından şu majörlerin kriptolojilerini kırıp ellerinde ne var ne yok onları görmek istiyorum abi. Gerçekten istiyorum. Çünkü sonrasında nelerle karşı karşıya kalacağımı gerçekten görmek istiyorum. 30 günü var da bu kimle ilişki geliştiriyor? İnşallah kimse ittifakı almaz. Şimdi sen gel, sen gel, seni ayrılırsak sen şuradan safa bir tarafına komple bir buradan gel bakayım. 2.24'lükte muhtemelen işi çözerim gibi. Safavi'nin o kadar büyük orduları olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse Yeniçeriler zaten şeyde Tripoli tarafında Yeniçerileri çekeriz. Gerekirse zaten buradaki 2.24'lüğü buradan çekeriz. Yine bir şekilde iş çözeriz abi, dert değil. Yine 2.24'lükte de iş çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada şu bizim ordunun donanmanın antrenmanını da vazgeç. Donanma bir komple bir çekesin bakayım kıyıya. Ya Venedik'ten en azından şu Mora'yı alaydım güzel olurdu da. Mora'dan da yine vazgeçtik tabii ne yazık ki. Silahın ne kadarı var? Silahın tarihi geçmiş bile abi. 7703'ü devirmişiz. Mayısına bile gelmişiz. O yüzden yeni silaha doğru git bari o zaman. Silah konusunda biraz daha rahatlasın. Hocam buralardaki supply hep ne zamana geliyor? 22 Jun'a geliyor. Sen gelene kadar hocam yani savaş bitecek. Neyse bir şekilde çözeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kaç günüm var hocam? Göremiyorum. Ben nerede far? Neyse biteceğiz zaten bildirim gelir. Jihad'ı da ilan abi. %10 var support oradan gelsin. Zaten %100 var supporttayım şu anda. %14 stabiliteyim nedense hala daha. %5 daha düşerse %33 bandına kadar düşer Kansum. O da bizi biraz daha rahatlatır. Sonrasında da hızlıca bir şekilde dediğim gibi öbür debuff'ı kaldırmaya doğru koşarız. 350 Kamen Power da gelmiş. Bizim için kafi abi. Yani minimal ölçüde yeterli. 10 günü kalmış abi. Güzel. 10 gün içerisinde Justify girecek. Sonrasında da mevzu patlak verecek. Valla kanka demir yolları var ama demir yollarında at namına da tren yolu namına da bir şey yok. Tren gidiyor lan hakikaten. Vallahi bilemedim kanka. İyi geceler Ahmet'im. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hocam Safavi tarafında ordu mevcudu var gördüğüm kadarıyla. Ama bizimki kadar ordu güçlü değildir diye umut ediyorum. Ben yine de bir save'imi alayım. Bu tutar da herhangi birinin ittifakına katılırsa patlamayalım diyerekten. Lig vurumuzu öyle çakalım. Yürüyün bakayım. Ya biraz ana cephede biraz yürüsünler de duruma göre ondan sonrasında şey yapmaya çalışırız. Ondan sonrası duruma göre öbür 2.24'lüğü de bu noktaya belki çekebilirim. Şu an için gördüğüm kadarıyla askeri mevcut olarak zayıf durumdalar da. Biz yine de buradan biraz hızlanmamız gerekebilir gibi geliyor bana. En azından şu Basra tarafından şu limanı alırsak alt cephede supply'dan yine rahatlarız. Oradan da biraz daha rahat gideriz de. Safavi tarafı öyle kolay kolay düşmeyecektir zaten. Tahran tarafı değil İsfahan tarafına doğru gitmem lazım. O yüzden de biraz uğraştıracak gibi geliyor. Yani supply'sızlıktan tamamıyla ölüyorum ama üst cepheye zaten bu Erzurum tarafına supply gelirse üst cepheden de zaten ilerleyiş hızlanacaktır diye düşünüyorum. Ki şu anda bile o kadar da ölü bir supply yok. Yani bu bölgeye Bağdat tarafından az çok bir şey geliyor. Bağdat'tan gelenlerle bir şey gidiyor zaten de şu anda yapılıyor. Yine de bir şekilde iş çözmeye çalışacağız. Hocam Ahvaz tarafına değil de şuradaki limana doğru biraz yürüyebilirsek sanki biraz daha iyi olacakmış gibi geliyor. Hocam şu bizim Yeniçeriler kaç bitti? 24 bitti. Yeniçeri gel. 31 birlik değil. Böl bunları 16'ya 15. Bunlara Maraşer olarak 3. Ahmet'i ver. Cemil Cahit Toydemir falan değil. Bunların herhangi bir komutanı yok abi. Bunlar burada bu bölgeden gelsinler.
İsfahan tarafına doğru onlar ilerlemeye çalışsınlar. En azından biraz daha güçlü birlikler iş yapacaklardır. Biraz daha hızlansınlar bakalım. Tabi 20 güne falan geliyorlar abi. Valla kartelim işte onu ben de bilmiyorum. İleriye dönelik kolonyal şeyler var bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Bu kolonyallerle biraz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yukarıdaki üçlüyü tuttun. Oradaki boşluktan ilerleyebilseydin güzeldi ama oradan ilerleyemedin. Hocam bir gün sonra oraya supply yap gelmesi gerekiyor. Doğru mudur? Doğrudur, geldi. Güzel. Buranın supply'ı rahatladı mı? Rahatlamış olması gerekiyor. Birazdan yeterince birliklere hem organizasyon hem de supply gelecektir. O yüzden oradan da biraz daha ilerleyiş düzenleyip devam edecektir diye düşünüyorum. Yeniçeriler gelsin, şuradan alt cepheden rahat rahat ilerleriz diye inşallah oradan da bir umudum var abi. Yapacak bir şey yok. Yani askeri kalabalık olarak biraz fazla durumdalar. O yüzden aslında şunları da ayrı bir Mareşal komutasıyla getireyim. Bunlar da direkt olarak bu ayrı line'a yayılsın. Safevi toprakları çünkü bu coğrafya malum. Bütün Hoydat oyuncularının bildiği bir coğrafya. O yüzden biraz buraya destek atmam gerekiyormuş belli ki. Bizim sultana desteği biraz da arttıralım hocam. Ya şu stability arttırırsak gerçekten güzel olacak da. Sen şu arayı kapat, tamam mı? Sen şu arayı şuradan kapat. Biriniz Bakü tarafına doğru gitsin. Yani Safavi'nin içinden baya baya gitmem lazım abi. %97'de şu anda daha hiçbir şey yapmadık. Yeniçerilerle beraber buradan biraz yürüyeceğiz. Başka çare kalmadı. İnşallah Yeniçeriler iş yapar. İyi, silahtan yana açığım yok abi. 23-24 gaz silahım var. Hiç problem değil. İsfahan'a doğru sen buradan yürü. Sen şu beşlikle buradan gel. Devam et abi. Devam et. Durma. Orada kayan birliği hiçbir şekilde organizasyon biriktirmeden yürütmen lazım abi. Devam. Şu an için buralarda supply up hala yok. Bir tek İsfahan'da var. İsfahan'a buradaki birlikler Yeniçerilerle beraber rush atarsam onun da supply'ı yıkılır. Benim de supply'a kavuşmam bu sayede sağlanır. O yüzden öyle bir ihtimal yapıyorum en azından. Belki ilerleyebiliriz diyerekten. Hocam şuraya bir sal be. Yani senin oradaki birliklerde bir şey yok yani. Sal beni oraya. Hocam şöyle gel, sonra şöyle gel. Şöyle gel, şu birliğin içi boş yani orada bana dayanamaması gerekiyor ama haydi. Ne güzel, burada yeterince şey sağlanmış, burayı biraz hızlandıralım. Burada Bakü tarafına doğru sen de buradan ilerle, boş topraklar mümkün olunca toplansın abi. Hocam sen şuradan gidiyorsun, sen şuradan Tiblis tarafına doğru ilerliyorsun, sen şuradan biraz daha destekliyorsun. Ya buralarda boş topraklarda, boş line'larda ilerlemek de güzel olacak, o yüzden biraz şey yapıyorum da. Sen şuradan biraz ilerle bakayım. Sen Bakü'ye yürü. Safavi'cim buralar senin tabii kor toprakların değildi herhalde değil mi? Ama kor toprak herhalde. Ya koru. Ya benlik sıkıntı yok da Sörander'a biraz düşeydin daha iyiydi tabii. Şuralardakiler artık güzel güzel paketlerinde, gayet güzel abi. Yani alt cepheden o şeye verdiğimiz supply ile beraber burası baya baya rahatlamış durumda ki bu güzel haber en azından. Bunlar supplysızlıktan ölüyor tabi, bizim askerleri de bir ufak öldürüyor ama yapacak bir şey yok, oradan beraber beraber yürüyeceğiz. Hocam benim bu ortaya biraz asker ihtiyacım var ama onu nasıl yaparız? Bunlar daha yolda geliyor, bir kısmı bir kısmı yukarıda, güzel. Valla rahatız ya, sıkıntı yok. Yani İran toprakları üzerinde şu an için gördüğüm kadarıyla hala rahat bir şekilde ilerleyiş devam ediyor. Bir de şu debuff'tan bir kısmı daha kurtulabilirsek mevzu baya baya rahatlayacak abi. En azından weekly change'ini 0-10'a bile düşürsem benim için mevzu bitecek. Hocam şu Tebriz tarafındakini biraz rahatlatabilir miyiz? Tebriz'de de supply yap yok. Oğlum memleketin hiçbirinde supply yap yok lan. Bir tane supply yap ataydınız şuraya ya. Hocam sal beni, sal. Şu arkadan ana line'a ben Tebriz İsfahan tarafına doğru gittim mi zaten mevzu bitecek. Safavi'nin çok fazla bir şey kalmadı. %68'e kadar düştü. Sal. İlla atlı bas diyor. İlla atlı bas. Niye atlı basmadın diyor ya.
4 fabrikayla falan biraz atlı bas abi. Herhangi bir şekilde kaynak eksiğimiz, açığımız bir şey yoktu zaten. O yüzden rahat ilerleyebiliriz diye düşünüyorum ama. İsfahan'a doğru sen oradan yürürsün inşallah. Bunun buradaki mevzusu biraz rahatlarsa. Değil mi abi? Sen de şuraya devam ediyorsun. Hocam şu ikilinin saldırısı beni o kadar durduramaması gerekiyor ama haydi. Bu alt tarafa saplay hala geliyor. Bu da güzel. Bizim ajan yakalanmış. Hoş bir durum değil ama o idare eder. Şu arkaya git, bunu tek tayla düşür. Orası da mevzu patlasın. Şu an 7K kaybı var. Benim daha 4K kaybım var. Hiçbir şey değil abi. Mesela o dert değil. Fransızın bu vardı herhalde içinde. Burası da Papaz Seyit'e ait bir toprak. Vallahi İngiliz tarafı gördüğüm kadarıyla İspanyol'da çıkmış. Bu hoş bir durum değil yani onun için ama bakalım, benlik bir durum öyle. Bana giren çıkan bir şey yok. Yani oradan sonuçta kim kazanırsa kazansın yani her türlü kaybedecek birisi ve o kaybedenin arasından da ben bir şeyler kazanacağım abi. Bakü tarafını falan da düşmesiyle %40'a kadar düşürdü. Kartelim normal. Hafta içi, hafta ortası. Sıkıntı yok. YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz bildiğiniz gibi hepiniz. Şimdi hocam buradaki paketi tam olarak bir bitiriyorsun. Bunların içi boş. Yani bunların içi hazır boşken ben buradan biraz yürüyeyim. Hem oradaki askerler de ana line'e dönsün ki ben biraz daha güçlü bir şekilde yüklenebileyim. Da bu hoş bir durum olmadı yani. Bana şu İsfahan tarafını bir salsaydın iyiydi hocam. Malum bir tane birlikte dalıyorsun ya orada bana. Devam et abi, devam et. Oradan biraz ona dal, Şu İsfahan tarafını aç artık bana ya, hadi. %65'te. Bir şey kalmadı bunun. Ooo, Kazak bu yandan Türk topraklarını toplamaya başladı. Bir yandan dünyada ciddi ciddi karışıklıklar çıkmaya devam ediyor. Burada güzel bir paket var da. Yani saplaşsızlıktan benim birliklerim ölüyor abi burada, sal beni ya. Verdiğim zarardan daha çok ben zarar almaya devam ediyorum burada bu supply'sızlıktan dolayı. O yüzden şuradaki paketlerin aciliyetli bir şekilde bitmesi lazım abi. Saldır abi, saldır. Bunların içleri boş. Ya bunlar birazdan mecbur patlamak zorunda kalacak. Onlar patlayana kadar devam, yapacak bir şey yok. Ya bu yıllarda air diye bir şeyimiz olmadığı için. Eyvallah kartelim, eyvallah, sağ olasın. Vallahi hocam İran tarafının bir şeyi yok. Tamamıyla en azından line'ı patladı diyebiliriz. Manpower'ını göremiyorum. Askeri mevcudiyeti olarak askeri mevcudu aşağı yukarı 80K civarında, 70-80K civarında bir askeri mevcudiyeti var. Benim ise 300K bir askeri mevcudiyetim var. O yüzden sıkıntım yok. Husar tarafını artık basmaya başladık. Husar tarafı bildiğimiz o dönemin tankçıları abi. O yüzden rahatlık şekilde ilerleme ihtimalim var. Bir de bana hocam şurayı bağlasan artık ya. Şu limanı bana sal. Hem sen burada supply'sızlıktan geber. Hem de bana burayı artık harbiden aç. Yani burada bir şey yok. Buradaki bir birlik kaldı. Burayı bana aç da ben burada supply'a biraz kavuşayım. Supply'a kavuşunca biraz daha rahat yürüyeyim abi. Bağdat tarafı supply yap ben de eyvallah. Ama Bağdat'ın burada bana supply olması benim için hoş bir durum olmuyor gördüğüm kadarıyla. Bir de şu tren artık en azından benim elimde varsa bana şu supply hub'ı, supply vagonu at. O supply vagon benim için önemli abi. Tabi supply vagon için bir tane de olsa kumaşa ihtiyaç var ama bir tane için almaya değer mi? Yani haftada 3 tane kadar üretiyorsun zaten, bir tane için öyle bir şey almam abi, gerek yok kalsın. Şu İsfahan tarafını aç artık bana. Haydi. An itibariyle liman kontrolü bizim elimizde abi, haydi. Liman kontrolüne geçmesiyle beraber supply'da yine sıkıntının artık geçmesi lazım ama haydi. Yani yeniçerilerin falan artık bir iş yapması lazım hocam, haydi. Şimdi başka alabileceğimiz, yapabileceğimiz herhangi bir şey. Militer staff'lar falan yok tabii ki. Ne yazık ki hala doktorun tarafından da bir ses seda yok. Değil mi? Yanlış olmasın. Bir bakayım daha da. Aynen doktor tarafından da hala bir ses seda yok abi. Muhtemelen açık unuttum. Bir DLC ile alakalı olabilir. Sıkıntı. Ne yazık ki ona yapacak bir şeyim yok abi. Elimden bir şey gelmiyor şu an için.
Hocam şu Tebris tarafını bitiriyorsun. Haydi. Şu Tebris tarafına giden şu birliği yakınlaştır biraz daha. Destekle. Şuradan herhangi bir şekilde destek gitmesini engelle. İsfahan tarafının gitmesiyle beraber baya baya bitecek. Ama İsfahan tarafının yolunu hala ne yazık ki aşamıyorum. Bu beni bir ufak deli ediyor. Sen şu Şiraz tarafına doğru da ilerle abi. Yani %64. Yenişehir olarak sen buralardan bir yardır bakayım. Buradaki en azından limanları bile toplasak, supplysızlıktan o geberse benim işime gelir abi. Buradaki boş topraklardan hızlı hızlı yürümemiz lazım. Aksi halde bunlar buraya asker kaydırıyor. O asker kaydırmayı önlemem lazım benim. Devam hocam. Devam. Ne kadar victory point o kadar iyi benim için. Yani Tahran'a gitmesek, İsfahan'la işi bitirsek bile benim için kafi. Güzel. Üst tepedeki şeylerde herhangi bir şekilde sorun kalmamış. 26K kayba kadar devirmişim. Çok çok güzel abi. Şimdi ben bu debuff'tan da kurtulduğuma göre Mughal tarafına falan artık gitmenin herhangi bir mantığı yok. Bana onun yerine şuradan doktorin moktorin bufflarını falan ver. Alamadığımız yapamadığımız doktorin de olsa. Sen devam abi. Devam. Durduraksız devam abi. Sen eğer oraya hızlı gidersen şunları tut. Tut onu. O Kerman tarafına doğru ben biraz daha ilerleyeyim. %61'e kadar düşmüş. Güzel abi. Güzel. Hiç sorun yok. Sıkıntı yok. Tabii bizim ajan yakalandığı için durum orada da patlamış. Collaboration'da ufak ufak atılmaya devam ediyor. Hayır, collaboration diyorum. Kriptoloji de atılmaya devam ediyor. Güzel. Ateş altındayım. Buradakiler geliyor. Buradakiler geliyor. Yeniçeriler zaten bu bölgede. Bunlar da devam ediyor. Güzel. Hocam şu Bandar Abbas tarafı benim için önemli. Oraları bir alalım. Hocam senin buradaki isyan sanki bana sökmez gibi çok be. Ne diyorsun? Ya ben zaten oraları birazdan korlayacağım da şu öncesinde savaşın bitmesini istiyorum. Savaş bittikten sonrasında ben hem burada güzel bir kaynağa kavuşacağım hem de güzel bir manpower'a kavuşacağım. Yani o yüzden bana çok fazla dertlenmesen de olur benim için. Sıkıntı yok yani. Ama şuradan artık asker kaymasını engelleyin hocam. Yani öyle bir şeyden kurtulmamız lazım ama haydi. Tebriz'i de düşür. Düşür Tebriz'i. Buradan asker kaymasını dediğim gibi engellemeye devam et. Herhangi bir şekilde hiçbir yere destek gitmesin. Tebriz tarafının düşmesi ciddi anlamda güzel bir şey olacak. Çünkü Tebriz güzel bir victory point. Zaten %61'de dediğim gibi. Tebriz'in düşmesiyle %56'ya kadar düştü. Ve bir de military fabrika elimize geçti. Nereden geldiğine sormayın. Hiçbir fikrim yok. Hocam supply vagonumuz bizim üretiliyor. 23 tane civarında falan var şu an için elimizde. Tabii ki minimal ölçüde ve yetersiz ama bunları en azından supply vagona çevirirsek motorizelere bizi biraz rahatlatır. Tabii 250 tane kadar bir supply vagona ihtiyaç duydu bu durum. Ama bir şekilde onu da buluruz herhalde. Ne diyeyim yani. Ne güzel. Bandera Pass tarafı da an itibariyle neredeyse düşmek üzere. Oran düşmesiyle beraber mevzu biraz daha rahatlayacak. Safeviciğim %51'sin. Yani benim salsan mı artık? Sal şurayı bir ya. Şurayı bir sal bakayım. Orayı saldır. Buradan saldır. Hocam vur ofansifi. Vur ofansifi. Buradaki birliklerden yana benim sıkıntım yok. Sal abi. Vur ofansifi. Silahımız var. Manpower'ımız var. Yürüyün abi. Hocam gel buraya. Gel buraya o iki birliği paketi al. %50'de bir şey kalmadı. İsfahan'a girmemizle beraber %30 bandına kadar falan düşer. Zaten Tebriz tarafı düştü dediğim gibi buradan da artık ilerleyiş başladı. Supply hep olmayışı ciddi anlamda sıkıntı ama supply hep olmayışını da bir şekilde çözeceğim. Yapacak bir şey yok. Şu İsfahan'ın artık açılması lazım ama gerçekten çok çok fazla can yakıyor. Can da yakıyor, can da sıkıyor abi. Yürü abi İsfahan'a. Tamam o birlik senden önce gider de. En azından onları da görmüş olalım. Yani 10 fabrika falan sana sıkmayacağım abi. Gerek yok bu kadara. Hadi durmayın, devam.
Sen şuradaki boşluğa devam et abi. Sen şuradaki boşluğa devam et. Oradan Tahran tarafına doğru ilerleyelim. Evet, doktorun tarafına geçince ne yazık ki oyundan attı.